Senusi, Muhammed bin Yusuf rahmetullahi aleyh. Cezayir'de Timsan şehrinde yetişen tasavvuf büyüklerinden. Hadis, kelam, mantık ve kıraat alimi. İsmi, Muhammed bin Yusuf bin Ömer bin Şuaybe Senusi'ye Timsani'ye el-Haseni olup, künyesi Ebu Abdullah ve Ebu Yakub'dur. Şerif olup, soyu Hazreti Hasen'e dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e, aleyhisselam, dayanmaktadır. Bunun için Haseni diye nispet edilmiştir. Anne tarafından Senus isimli şerefli bir kabileye mensup olup, buna nispetle de Senusi denilmiş ve bununla meşhur olmuştur. 832, M. 1428, senesinde doğdu. 895, M. 1490, senesi Cemazil Ahır ayının 18'inde, pazar günü Timsan'da vefat etti. Vefatında 55 yaşlarında olduğuna dair kayıtlara da rastlanmıştır. Hayırlı, mübarek, fadıl ve salih bir zat olarak yetişen Senusi, ilk olarak babasından ders aldı. Daha sonra, Nasraddin Ez-Zevavi, Allame Muhammed bin Tümert, Seyyid Şerif Ebu'l-Hekaki Yusuf bin Ebil-Abaz, Ebu Abdullah el-Habbak, Muhammed bin Abaz, Ebu'l-Hasan Taluti, Ebu Zeyd Abdurrahman Es-Salebi, İbrahim Tazi, Ebu'l-Hasan Kalsadi, Hasan er-Raşidi ve daha başka alimlerden ilim öğrendi. Bu alimlerin yanlarında çok kalıp, onlardan istifade etti. Kendilerinden ilim öğrendiği hocalarını çok sever, hürmette ve hizmette kusur etmezdi. İlim tahsil etmekteki bu üstün gayret ve edebi sebebiyle, kısa zamanda yükselerek, zamanında bulunan alimlerin önde gelenlerinden oldu. Kendisine Şeyhül Allame denildi. Hakiki aylam alimlerinin büyüklerinden, salih, abid ve arif bir zat oldu. İbn-i Sa'd Ebu'l-Kasım Ez-Zevavi, İbn-i Ebu Midyen, Yahya bin Muhammed, İbu'l-Hak el-Beyderi, İbu'l-Abaz es-Sagir, Veliyullah Muhammed el-Kali, İbrahim el-Vecdici ve fazilet sahiplerinden nice yüksek zatlar ondan ilim öğrenmişlerdir. Yani talebelerinin hemen hepsi de alim ve fazıl zatlar idi. Şerif Muhammed bin Yusuf Senusi, yaptığı bütün işlerin dinimizin hükümlerine uygun olmasına azami gayret gösterirdi. Zühd sahibi olup, dünyaya düşkün değildi. Allahü Teala'nın muhabbeti ile ve bu muhabbetin elden gitmesi korkusu ile dolu idi. Feraseti kuvvetliydi. Yaptığı dualar kabul olunurdu. İlimde, hidayette, doğrulukta. Güzel ahlakta, zühd ve verada, haram ve çirkin idleri yapmaktan sakınmakta çok üstün derece sahibiydi. Zahiri ilimlerde olduğu gibi, batıni ilimlerde de çok yüksek idi. Din ve dünya saadetine sebep olan ilimleri okuturdu. Her an Allahü Teala'yı tefekkür ederdi. Bu hal kendisine öyle kaplar idi ki, sanki ahireti görüyor gibi hareket ederdi. Devamlı olarak hüzünlü idi, fakat asık suratlı ve çatık kaşlı değildi. Senusi Hazretleri sohbet edip böyle şey anlattığı zaman, bütün fem anlayış kapıları açılır, dinleyen herkes konuşulanları rahatlıkla anlayabilirdi. Hadis-i şeriflerde peygamberlerin varisleri oldukları bildirilen hakiki alimlerden idi. Zahiri ve batıni ilimleri kendisinde toplamış idi. Halleri latif, sözleri ve fiilleri tam doğru idi. Batıni tevhid hakikatleri ve tasavvuf halleri ile, zahiri de, dünyadan ve başka insanlardan uzak olup, devamlı surette ibadet etmekle meşgul idi. Bütün sözleri, her isteyene doğruyu gösteren kuvvetli bir ölçüydü. Allah korkusunun şiddetiyle göğsünün, kalbinin inlediği, yanında bulunanlar tarafından işitilirdi. Bazen Allahü Teala'yı zikrederek kendinden geçer, böyle hallerde yanında bulunanları bile tanıyamazdı. Güzel ahlak sahibi, gayet mütevazi ve yumuşak kalpliydi. İnsanlara, hatta her mahluğa karşı çok merhametliydi. Yanına gelenleri güler yüzle, tebessüm ederek karşılardı. Çocuklara çok iltifat ederek ve kolaylık göstererek muamele eder, yolda yürürken bile bu iltifatı gösterirdi. Büyüklere saygı gösterir, küçüklerle birlikte oturmaktan sıkılmazdı, iyilik, ikram sahibi olup, zayıfları gözetir, yardımda bulunurdu. Hiç kimseye ayetörazda bulunmazdı. Gücü yettiği nispette ihtiyaç sahiplerine yardımcı olurdu. Sevdiklerinden birinin sultana bir işi düşse, bu işin kolayca halledilmesi için sultana ricada bulunur, bu hususta sıkıntılara sabrederdi. Onu tanıyan herkesin kalbinde onun büyüklüğünü kabul ve onun heybeti vardı. İnsanlar, bereketlenmek ve sohbetlerinden istifade etmek niyetiyle, kalabalık gruplar halinde onun ziyaretine gelirlerdi. Onu çok sevenlerden birisi, tanıdıklarına şöyle söylemiştir.
Zamanımızda Senusi Hazretleri gibi, zahiri ve batıni ilimlerin tam bir şekilde kendisinde toplandığı ve bu ilimlerden birçok kimsenin faydalandığı çok yüksek bir alimin bulunması, teaching olunacak, hayret edilecek bir haldir. Böyle bir alim ender, bulunur. Her kim o büyük zata kavuşursa, dünya ve ahiretine çok faydalı olan büyük bir hazineye kavuşmuş gibidir. Onu zayi etmeden, henüz sağ iken, kendisinden ilim öğrenmekte ve istifade etmekte çok acele ediniz. Belki de yakın zaman sonra ondan mahrum kalırsınız, o vefat eder ve siz de bu zamanda, doğuda ve batıda onun gibi bir alimi belki de bulamazsınız. Bir zaman, Senusi Hazretlerinin bulunduğu beldede kıtlık meydana gelmişti. Zamanın sultanı ona haber gönderip, Hasan Ebrikan medresesinde bulunan gıda maddelerinden istediği kadar alabileceğini bildirince, Senusi Hazretleri buyurdu ki, hakiki veli o kimsedir ki, şayet cennet ve içinde bulunan sayısız nimetler keşfolunup ona gösterilse, bunların hiçbirine iltifat etmez. Allahü Teala'dan başka hiçbir şeye meyl ve ayet aymad etmez. İşte bu hakiki velinin halidir. Böyle söyledi ve sultanın teklifini kabul etmedi. Kendisi de, böylece hakiki velinin halini göstermiş oldu. Ebu Abdullah Senusi Hazretleri, vaz ve nasihatlerinde hep alimlerden anlatır, onların sözlerini naklederdi. Kendinden hiçbir şey söylemezdi. Sohbetleri çok bereketliydi. Vazlarında herkesin arzu ettiği öyle güzel meseleleri anlatırdı ki, sohbette bulunan herkes sadece benim için konuşuyor. Yalnız benim arzu ettiğim şeyleri anlatıyor, derdi. Sohbeti o kadar tesirliydi ki, sohbette bulunan herkes murakabe haline dalar ve kendisini ahiret düşüncesi kaplardı. Onun vaz meclisi hiç boş kalmazdı. Herkese haline göre konuşur, o kimsenin istidadı ne ise, o nispette anlatırdı. Sohbet olmadığı zaman, dudakları devamlı Allahü Teala'nın zikriyle hareket ederdi. Hakiki kulluk. Tam bir gönül kırıklığı içinde, boynu bükük olarak ve emirlere tam itaat edip, yasak edilenlerden kaçınmaktır, buyururdu. Senusi Hazretleri, zamanının en çok vera, sahibi olanıydı. Dünyaya düşkün olanlarla beraber bulunmayı, onlarla görüşmeyi ve onlara yakın olmayı hiç sevmezdi. Bir defasında talebelerinden birkaçı ile birlikte bir yerden geçiyordu. Süslü elbiseler giyinip, süslü atlara binmiş bazı kimselerin oradan geçmekte olduklarını gördü, bunlar da kim? Dedi. Bunlar, dünyalık kimselerdir, dediler. Böyle hallere düşmekten Allahü Teala'ya sığındı ve başka bir yoldan yola devam etti. Başka bir zaman yine aynı kimselerle karşılaştı. Bu sefer yolunu değiştirmek imkanı yoktu. Bunun için, hemen bir duvarın arkasına geçti. Onları görmemek için oraya gizlendi. Onlar geçip gidinceye kadar oradan çıkmadı. Dünyaya düşkün olanlarla görüşmediği gibi, onlardan bir hediye gelecek olsa, onu da kabul etmezdi. Fevkalade haya sahibiydi. En fazla Allahü Teala'dan haya ederdi. Bunca nimetleri ihsan eden Allahü Teala'ya karşı, onun razı olmadığı, hatta yasak ettiği bir işi işlemekten çok korkardı. İnsanların uygunsuz hallerini görünce, hiç dayanamaz. Nasıl böyle yapabiliyorlar? Diye teaching ederdi. Bu sebeple talebelerinden birine bir gün, ey evladım, vallahi, şayet mümkün olsaydı, ne kimse ile görüşürdüm, ne de kimsenin beni görmesine razı olurdum. Hep kendi halimde, Rabbime ibadet ve taat ile meşgul olurdum. Lakin insanlar, dini bakımdan kendilerine faydalı olabilmem için yanıma gelirler. Bu sebeple, ben de onları men edemem, buyurmuştur. Yumuşak huylu ve çok sabırlı bir zat idi. Başkalarından, kendisini üzecek, incitecek bir söz duysa, buna kızmadığı ve gücenmediği gibi, yüzünü dahi ekşitmezdi. Tebessüm ederek, güzel konuşmaya devam ederdi. Hiçbir kimseye kin tutmazdı. İtikadı bozuk ve çeşitli uygunsuz halleri sebebiyle hiç sevmediği bir kimse ile karşılaşsa, ona da sevgisizliğini belli etmez, yine yumuşak ve neşeli konuşurdu. Hatta o kimse, bu zat beni çok seviyor, zannederdi. Bütün mahluklara karşı çok merhametliydi. Bir defasında bir yerden geçerken, avcıların ve av köpeklerinin bir kurdun peşinde olduklarını gördü. Köpekler, kurdu yakalayıp, yere yıktılar ve kanlar içerisinde bıraktılar. Mahluklara olan merhametinin fazlalığından bu hale çok üzüldü ve "La ilahe illallah, vicdan buna nasıl dayanır?" diyerek ağlamaya başladı. İnsanın, yürürken bile yumuşak ve mülayim olması, önüne bakarak yürümesi, karınca gibi, yerde bulunabilecek ufak bir canlıya bile zarar vermemek için dikkatli olması gerekir, buyururdu.
Bir defa, bir kimsenin merkebini dövdüğünü gördü, çok üzüldü. Ey mübarek, yumuşak huylu ol, diyerek onu dövmekten men etti. Mektepteki muallimlere, çocukları terbiye ederken onları dövmemelerini tembih ederdi. Senusi Hazretleri, hiçbir zaman, hiçbir kimseye beddua etmemişti. Ancak bir defasında, bir evde çirkin fiillerin işlendiğini haber alınca buna sabredemedi. Çok celallendi ve o evde bulunanlara beddua etti. Çok kısa zaman sonra da ev boşaltıldı. Senusi'nin sözlerini anlayamadıkları için, az da olsa ona ayetöraz edenler oldu ise de, çoğu vazgeçip tövbe etmişlerdir. Senusi ölüm hastalığında iken, daha önce kendisine ayetörazda bulunanlardan bir alim gelerek özür diledi ve affını istedi. O da o alimi affedip dua etti. Senusi vefat edince, o alim çok ağladı ve çok üzüldü. O büyük zatın yüksekliğini anlayabilmekte çok geciktiğini düşünerek çok üzülür, ne zaman Senusi'nin ismi geçse hemen ağlardı. Senusi Hazretleri, birbirine hasım olanların aralarını bulur, onları barıştırır, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderirdi. Birisi kendisine bir iş havale etse, onu geri çevirmez, o işi görmeye çalışırdı. Bir defasında, bir günde, hiç ara vermeden 30 tane mektup yazdı. Bu kadar sıkıntıya girip, kendisinin niçin yorduğu sual edildiğinde, bir kimse benden bu işi yapmamı istedi. Ben de onu kıramadım, buyurdu. Kul hakkına girmekten çok sakınırdı. Yanına bir kimse gelse, o kimse oradan ayrılıncaya kadar onunla ilgilenir, ilgisiz kalmazdı. Kendisine bir iş havale edilince, o işi yapma müddeti bitmeden evvel mutlaka o işi tamamlardı. Muhtaç olanlara çok sadaka verirdi. Evinde bulunanlara da, her zaman ve bilhassa açlık ve kıtlık zamanlarında çok sadaka vermelerini sık sık tembih ederdi. Cennet nimetlerine kavuşmayı arzu edenler, bilhassa pahalılık ve kıtlık zamanlarında çok sadaka versinler, buyururdu. Her an Allahü Teala'yı tefekkür ederdi. İnsanlarla birlikte gülüyor görünüp, kalbi Rabbinin korkusuyla ağlayan kaç kişi vardır, buyurarak asıl maksadın Allahü Teala'dan gafil olmamak, onu unutmamak olduğunu bildirirdi. İşte bu hal ariflerin, evliyanın halidir. Talebelerinden birisi Senusi Hazretlerine sual etti ki, efendim, niçin siz bu kadar çok korkulu halde bulunuyorsunuz? Devamlı cehennem azabından bahsediyorsunuz. Devamlı olarak yüzünüzün rengi sararmış bir halde oluyor. Senusi, radıyallahu anh, bu talebesine, bu suale verdiği cevabı kimseye anlatmaması şartı ile cevap verebileceğini söyledi. Talebe de kabul edip, hocasının sağlığında kimseye anlatmamak üzere söz verdi. Bunun üzerine Senusi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala, beni cehenneme muttali kıldı. Cehennemi ve içinde ne varsa hepsini gösterdi. Cehennemden Allahü Teala'ya sığınırız. İşte o zaman yüzümün rengi değişti. Cehennemin dehşetiyle bana mahzunluk çöktü. O zamandan bu ana kadar yüzümün rengi değişmiş olarak duruyor. Cehennemi gören, ona muttali olan kimsenin hali nasıldır? Onu görmüş olan kimse gülebilir mi? Doyuncaya kadar yemek yiyebilir mi? İşte bende bulunan ve senin sual ettiğin halin sebebi budur. O talebe bundan sonra hocasına daha çok bağlandı ve o yaşadığı müddetçe bunu kimseye anlatmadı. Senusi, radıyallahu anh, Allah korkusunun fazlalığı, devamlı murakabe hali ve her an tefekkür etmesi sebebiyle, dünyada sanki hapiste gibiydi. Davud aleyhisselamın yaptığı gibi, bir gün oruçlu, bir gün oruçsuz olurdu. Az bir yemek ile iftar ederdi. Oruçlu olmadığı günlerde de yiyecek bir şey istemezdi. Bazen 3 gün ve daha ziyade, hiçbir şey yemeyip içmediği olurdu. Kendisine bir yemek verilse yer, yoksa böyle devam ederdi. Yiyecek bir şeyler istemezdi. Oruçlu olduğu bazı günlerde, bugün oruçlu musunuz, yoksa oruçlu değil misiniz? Diye sual edilince, ne oruçluyum, ne de oruçlu değilim, derdi. Oruca niyetli olduğu için ve aynı zamanda kendisini hakiki oruç tutanlardan saymadığı için böyle söylerdi. Oruçlu olup olmadığınızı bilemiyor musunuz? Diyenlere de cevap vermez, sadece tebessüm ederdi. Senusi Hazretlerinin talebeleri derler ki, biz ondan daha güzel huylu bir kimse görmedik. Kimseye kızıp sinirlenmediği gibi, yüksek sesle bile konuşmazdı. Kendisine mahsus olan, onunla tanındığı bir elbisesi yoktu. Gayet sade bir şekilde giyinirdi. Senusi Hazretlerinin geceki halini, hanımı şöyle anlatır. Gecenin ilk kısmında bir miktar uyuyup, sonra kalkar, yüzünü semaya dönerek kendi kendine sitem eder ve
Hem cehennem azabından korkuyorsun, hem de cennete gideceği kendisine haber verilmiş bir kimse gibi uyuyorsun. Bu nasıl haldir, derdi. Sonra da fecre, sabaha kadar ibadet ve taat ile meşgul olurdu. Namaz kılmak ve Kur'an-ı Kerim okumak niyetiyle hep mescidde kalmak ister, hiç çıkmak istemezdi. Ölüm hastalığında mescide gidemez oldu. Yatağından çıkamayacak durumda olduğu zaman bile namazını terk etmedi. 10 gün hasta kaldı. Hastalığı ağırlaştığında kızı, gidiyorsun ve beni terk ediyorsun, deyince, İnşallahü Teala yakın zamanda cennette buluşuruz, buyurdu. Vefat ederken de buyurdu ki, Hak Sübhanehü ve Teala bizlere ve bizleri sevenlere, vefat ederken kelime-i şehadeti söylemeyi nasip etsin, ondan bunu dileriz. Bundan sonra vefat etti. Vefatından sonra etrafa misk kokusu yayıldı ve insanlar bu güzel kokuyu hissettiler. Senusi Hazretlerinin pek çok kerametleri görülmüştür. Talebelerine, kendisine muhabbeti olanlara. Bir yerde daralıp, zor durumda kaldığınızda, bizden yardım isteyin. Allahü Teala'nın izniyle sizin o isteğiniz bize ulaşır ve biiznillah yardım ederiz, buyurdu. Bir defasında, Senusi'yi sevenlerden bir zat evini kilitleyip bir yere gitmişti. Anahtarını kaybetti. Her ne kadar aradı ise de bulamadı. Evine gelip, elini kapalı kilidin üzerine koyarak, Ya Muhammed bin Yusuf Senusi bana yardım et. Seni vesile ederek Allahü Teala'dan yardım istiyorum, dedi. Daha sözünü bitirmeden, kapalı kilit açılıverdi. Senusi Hazretlerinin adeti şöyleydi ki, mescidinde sabah namazını kıldırdıktan sonra bir miktar zikir ile meşgul olur, sonra talebelere ilim öğretirdi. Sonra evinden çıkıp sohbet için toplanmış olanlara bir müddet sohbet eder, daha sonra da içeri girip duha namazını kılardı. Sadece duha namazında Kur'an-ı Kerim'den 10 hiz 50 sayfa okurdu, öğle namazı vaktine kadar kitap mütalaa eder, okur, sonra namazı kıldırırdı. Bazen duha namazından sonra odasına girer, akşama kadar hiç çıkmazdı. Yatsı namazından sonra bir müddet uyur, sonra kalkıp abdest alır, fek vaktine kadar namaz kılmakla veya Allahü Teala'yı zikretmekle meşgul olurdu. Rivayet edilir ki, sıcak bir yaz günü, bir kimse çarşıdan bir miktar et alıp evine götürürken, Senusi Hazretlerinin mescidinin yanından geçiyordu. Bu sırada, cemaat namaza durmak üzereydi. İkamet okunuyordu. O kimse, burada namazı kılıp, ondan sonra gitmek istedi. Sonra, etin kaybolma veya bozulma ihtimali bulunduğunu düşünüp, tereddüt geçirdi. O kimse bu tereddüt içindeyken, namazın bir reyati kılındı. Nihayet o kimse cemaat uydu ve namazdan sonra eti alıp gitti. Etin üzerindeki kanlar duruyordu ve hiçbir bozulma, işareti görülmemişti. Eve gelince pişirmek istediler. Tencereye koyup yatsı namazına kadar kaynattıkları halde, ette bir değişiklik görülmüyordu. Etin üzerindeki kanlar bile aynen duruyordu. Et aynen Senusi'nin mescidine girerken bıraktığı halde duruyor, hiçbir değişme olmuyordu. O kimse bunda bir hikmet olduğunu düşünerek, Senusi'nin yanına deldi. Ona bu durumu anlattı. O da buyurdu ki, yavrucuğum, ben Allahü Teala'dan ümit ediyorum ki, bana tabi olup arkamda namaz kılanın etini ateşte yakmaz. Bu et bu sebeple yanmıyor, pişmiyor olabilir. Lakin sen bu hali gizle. Hiç kimseye anlatma. O da Senusi hayattayken bu hadiseyi hiç kimseye anlatmadı. Senusi Hazretlerinin yazdığı kıymetli eserlerden bazılarının isimleri şunlardır. Ümmül Berahin Akaid, Şerhu Ümmül Berahin, bu kitap, bir önce zikredilen kitabın şerhidir. Tevhidü el-İlâ-İrfan, İktül Ferit fi Halli Müşkilat-i-Tevhid, Akidetü el-İ-Tevhid, Umdetü el-İ-Tevhid ve Teslid fi Şerhi Akidetü el-İ-Tevhid, Kitabül Hakeik, Menekül Sedid, Nusretül Fakir, Mukarrebül Müstevfi, Şerhu Esma-il Husna, Şerhu Tesbi, Şerhu İsa Guci, Şerhu Müşkilat-il Buhari, Şerhu Şatıbiyet-il Kübra, Muhtasarı Ravtülünf, Şerhu Cevahir-il Ulum, Tefsir-ül Kur'an. Alim zatlardan birinin bir yakını vefat etmişti. O alim zat, vefat etmiş olan bu yakınını rüyasında görüp halini sordu. O da şöyle cevap verdi. Elhamdülillah cennete girdim. Cennette İbrahim aleyhisselamın, küçük çocuklara Senusi'nin Akide isimli kitabını okuttuğunu, o kitabı levhalara yazdıklarını ve sesli olarak açıktan okuduklarını gördüm. Bu yakınının söylediklerini hayretle dinleyen o alim zatın, Senusi Hazretlerine ve kitaplarına olan muhabbet ve ayet aymadı daha da arttı. Kaynak: www.ehlisanetbuyukleri.com